Evet, Uludağ Ekonomi Zirvesi 2023'ün ana sponsoru Hayat Holding. Ve şimdi konuşmasını yapmak üzere sahneye Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Hayat Yardımcısı sabah kalkar, ve İcra bakarız. Başkanı, İcra Kurulu Başkanı düşeriz, Sayın Avni Kiyılı'yı davet edeceğim ama öncesinde evet, Hayata iki iyi bakarız mottosuyla o filmimizi izleyelim. Ve biyoçeşitliliğin bozulması olursa sonra bakarız demeyiz. En ince ayrıntısına kadar bakarız, anlarız. Biz hayata iyi bakarız. Şimdi ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencisi on binlerce çocuğumuz Hayat Holding ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Hayata İyi Bakarız ekolojik okuryazarlık eğitimi ile bilinçleniyor, iklim ve doğal yaşam konularında bilgilenerek ekolojik okuryazar nesiller olarak yetişiyor. Hayata iyi bakarız. Sayın Avni Kiyılı, alkışlarla sizi sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanım, iş dünyasının değerli temsilcileri, değerli konuklar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz kayabilir miyiz? Ülkemizin en önemli iş ve ekonomi zirvesi olan Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Küresel ve yerel gündemin yoğun ve hızlı değiştiği bir dönemdeyiz. Tarihte salgın hastalıklar, büyük afetler, savaşlar her zaman dikkate alınması gereken dönüm noktaları olmuştur. Ancak gelişen teknolojiler nedeniyle bugün hepimiz birbirimize geçmişte olduğundan daha yakın, daha bağlıyız. Son 3 yılda yaşadıklarımız bize şunu gösterdi ki dünyanın bir köşesinde birinin canı yandı mı, hepimizin canı acıyor. Bu yıl Uludağ Ekonomi Zirvesi için seçilen tema bu nedenle son derece isabetli. Tek dünya, ortak gelecek. Hayat Holding olarak bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Hayat Holding'in yolculuğu 1937 yılında Sultanahmam'da bir manifatura dükkanı ile başladı. O günlerin sınırlı imkanlarıyla başlayan bu yolculuğa yön veren ise sınır tanımayan hayallerimiz oldu. Bu hayaller aslında sadece hayatın değil, Türkiye'nin de hayalleriydi. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yolunda yürüyen yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır. Bugün geldiğimiz noktada bulunduğumuz sektörlerin pek çoğunda küresel ölçekte söz sahibiyiz. 17 ülkede 41 üretim tesisi ile bu topraklarda doğan 49 markamızı dünya çapında milyonlarca tüketiciyle buluşturuyoruz. Dünyanın en büyük bebek bezi üreticileri liginde 4. sıradayız. Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Balkanların, Afrika'nın en büyük temizlik kağıtları üreticisiyiz. Ağaç bazlı panel üretiminde MDF ve yonga levha ürünleriyle Avrupa 3.'sü ve dünya 5.'siyiz. Bu global kazanımlarda girişimci vizyonumuz ve cesaretimiz bir yana milli ve manevi duygularımız en büyük motivasyon kaynağımız olmuştur. Değerli misafirler, Hayat Holding'in 85 yıllık hikayesinde ülkemiz ve dünya yıkıcı değişimler ve dönüşümler yaşadı. Giderek kısalan periyotlarla benzeri zorlukları deneyimlemeye devam ediyoruz. Dünyamızın geleceği ve bizden sonraki nesillerin refah içinde yaşayabilmesi için zor bir sınav verdiğimizi kabul etmeliyiz. Artık işimizi yönetirken üretim ve tüketim gibi unsurlardan daha güçlü parametrelere odaklanmalıyız. İşte o güçlü parametrelerin adı sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik. Bugün dünyada yaklaşık 8 milyar
kişiyiz. Çok yakın gelecekte 10 milyardan fazla kişinin ihtiyacını karşılayan bir ekosistem içerisinde olacağız. Kaynakların azaldığı bir dünyada bu talebe cevap verebilmek için giderek artan bir maliyet baskısı ile karşı karşıya kalacağız ki bunun emarelerini son 3 yılda çok daha hızlı bir biçimde görmeye başladık. Bu durum bizi ihtiyaçları karşılamanın pahalılaştığı, enflasyon ve dolayısıyla fakirliğin yükseldiği bir sarmala doğru götürüyor. Daha kalabalık ve daha fazla ihtiyacı olan bir dünyayı yönetebilmek için kaynak kullanımındaki israfı önlemeliyiz. Buna istinaden Hayat Holding olarak iş süreçlerimizde pek çok örnek uygulama gerçekleştirdik. Yenileri içinde kolları sıvadık. Temizlik kağıtlarında sektör normlarından 4 kat daha az su tüketerek üretim yapıyoruz. Yeraltı su kaynaklarını %50 daha az kullanıyor, atık su miktarını günden güne azaltıyoruz. Global üretim tesislerimizde yerinde üret, yerinde tüket yaklaşımıyla bugüne kadar sağladığımız enerji verimliliğini bir adım ileriye taşımaya karar verdik. 2023 yılı içerisinde yenilenebilir enerjideki üretim payımızı artıracak, güneş ve biyokütle kaynaklı enerji santrallerimizi devreye alacağız. Hedefimiz 2037'de yani 100. yılımızda karbon nötr bir şirket olmak. Bu amaca hizmet eden tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi hayata iyi bakarız mottosu ile tanımlıyoruz. Bizim için hayata iyi bakmak, dünyanın ortak geleceği, toplumların sağlık ve refahı konusunda güçlü bir sorumluluk hissetmek, iş süreçlerimizde çevresel etkiyi azaltmak, gelecek kuşakları bizim sahip olduğumuz hiçbir şeyden mahrum bırakmamak demek. Şurası bir gerçek ki, sürdürülebilir bir dünya için en önemli başlangıç noktası mevcut tüketim alışkanlıklarını iyiye doğru değiştirmek. Bu nedenle iş süreçlerimizi değişen çağa göre yeniden düzenlerken geleceğin üreticileri ve tüketicileri olacak çocuklarımızı da çevresel duyarlılığı bizden daha yüksek nesiller olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Az önce yayınlanan filmde gördüğünüz Hayata İyi Bakarız ekolojik okuryazarlık eğitim programını bu anlayışla tasarladık ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaptık. İlköğretim müfredatıyla uyumlu bir eğitim programı kapsamında çocuklarımızda iklim bilincinin erken yaşlarda gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İstiyoruz ki bizden sonraki nesiller kendi çocuklarının yaşayacağı dünyayı ve kaynaklarını daha bilinçli kullansınlar. İstiyoruz ki hayata iyi baksınlar. Değerli konuklar, küresel politik ve ekonomik dalgalanmalar, ham madde tedariğinden lojistiğe kadar tüm iş süreçlerimizi etkilemeye devam ediyor. Dengelerin bu kadar hassas olduğu bir dönemde iş süreçlerinin verimlilik esasıyla yönetimi her zaman olduğundan daha önemli. Dijitalleşen dünyanın getirdiği imkanlar ihtiyacımız olan bu verimliliği sağlamakta en güçlü araçlardan biri. Dijitalleşme, üretimde hedefimiz ile gerçekleşme arasındaki sapmayı azaltırken işlerimizi ölçülebilir hale getiriyor. Dijitalleşme, ticaret yaparken küresel pazarlara yayılmak için daha fazla fırsat sunuyor. İş modellerini yeniden tanımlıyor. Ancak etkileşimin bu kadar yüksek olduğu bir dünyada sürdürülebilir ekonomik büyüme için finansmanın da aynı oranda hızlı ve erişilebilir olması gerekir. Sermayenin tabana yayılabilmesi ve mikro düzeyde finansmana erişim günümüzün en önemli konusu haline geldi. Hayat Holding olarak yeni yatırım alanımız olan bankacılığa bu bakış açısı ile adım atıyoruz ve Türkiye'nin ilk dijital bankası olan Hayat Finans Katılım Bankası'nı kurduk. Kısa bir süre önce faaliyet iznini alan Hayat Finans, şubesiz ve sadece dijital kanallardan hizmet veren bir banka olacak.
finansal imkanlara erişimin kolay ve daha az maliyetli olduğu bu model ile geleceği şekillendirecek mikro girişimcilerin en büyük destekçilerinden biri olmak istiyoruz. Sözlerime son vermeden önce hala acısını derinden yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Yaşamın neredeyse sıfır noktasına geldiği 11 ilimizi kalkındırmak için iş dünyası olarak güçlerimizi birleştirmeli ve bölge için uzun vadeli, kalıcı çözümler üretmeliyiz. Çünkü tek dünya, ortak gelecek demek aslında en yalın anlamıyla kader birliği demek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.